Zarife 3 Öğretmenler odasına girmek üzereyken nöbetçi öğrenci önümü kesti. Mustafa hocam müdür bey sizi çağırıyor. Müdür bey eline çantasını almış odasında hazır halde beni bekliyor. Mustafa abi sen delileri seversin. Gel seni birinin cenazesine götüreyim dedi. Ben öğle arasında o cenazeye zaten katılacaktım. Erken oldu iyi oldu da. Müdürüm bir dersim daha vardı demeye kalmadan Mustafa Kuyma Tamam tamam benim dersim boş senin sınıfa ben gireceğim. Gidin siz dedi. İyi de Recep ile Haldun niye gülüyorlar onu anlamadım. Arif ile önce öğle namazı için büyük camiye geldik. Namaz sonrası cemaat yavaş yavaş camiyi boşaltarak arka taraftaki musalla önünde çoğalırken onlara katılan cami imamı sarığını ve cübbesini müezzine devretti. Müezzin birkaç kez öksürerek hem ses yollarını hem de mikrofonu ve caminin arka tarafındaki ses sisteminin sağlığını kontrol etti. Arka saftan biri yanındaki ile konuşuyor. Cenazenin bir deliğe ait olduğunu söylemişlerdi bana ancak cemaatin normadin üzerinde kalabalık oluşu rahmetlinin normal bir deli olmadığını gösteriyor. Müezzin efendi sağ elinde küçük yaka mikrofonunu tutarken bir yandan da yandaki yolun her iki tarafını durup Yolcularını indiren 60 plakalı araçların hareketliliğini izliyor. Misafir oldukları belli yolcuların saf tutmalarını bekliyordu. Gelenlerden birine de el sallayıp ''Müftü Bey siz buyurun istersiniz'' diyerek onu cenaze namazını kıldırmaya davet etti. Davet edilen misafir nazikçe devam etmesini işaret etti müezzin efendiye ve diğerleriyle birlikte safa geçti. Cemaat kendi arasında mırıldanmaya başladı. ''Tokat il müftüsüymüş.'' Ta Tokat'tan vezir köprüye bu cenaze için mi gelmiş? Tokat valisi de burada. Önceden bizim kaymakamımızdı ya. Ahmet Süzen bile ta nereden gelmiş? Bizim önceki müftü. Hayret! Bir Samsun'dakiler gelmemiş zaten onlar seçimden seçime. Az dur. Hoca konuşacak. Müezzin efendi nedense gözlerini caminin kubbesine doğru baş yukarı dikerek konuşmaya başladı. Kıymetli cemaat! Hafız abi aynı zamanda benim Amasya'dan hafızlık arkadaşımdı. Hoca efendiden izin alarak cenaze namazını kıldırmak istedim. Kendisiyle Ramazanları tam 20 yıl boyunca Tokat Ali Paşa Camii'nde hem mukabele okuduk hem de oradaki başka bir camide hatimle teravih namazı kıldırdık. Rahmetli Şadan abimiz dünya ehli bir insan değildi. En erken vakitte bu yalan dünyayı terk etmek, bir an evvel gerçek dünyaya ulaşmak arzusunu sürekli belli ederdi. Biz kendisini iyi biliriz. Hak yolunda biliriz. Hak aşığı biliriz. Hak ışığı biliriz. Kıymetli cemaat, hali hayatında siz şu musallada yatan Şadan abimizi nasıl bilirdiniz? Cemaat nasıl bilecek? Müezzin efendi tüm bilinmeyenleri açığa çıkardı. Şadan abinin hafız olduğunu şu cemaatin %90'ı bilmiyormuştur. İyi biliriz. Yüzlerce kişi tarafından aynı anda ve çok yüksek sesle haykırılan bu söz camiye doğru bakan evlerin pencerelerinde bir hareketliliğe ve yolda geçenlerde de bir dikkat kesilmeye yol açtı. Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim bu güzel şehadetinizi kabul buyursun ve şahadın abimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Şimdi buyurun cenaze namazı için niyet edelim. Efendim, müftü bey bir şey söylemek istiyor. Az bekleyelim. Müftü bey dediği zat bir adım öne çıkarak mikrofonu ağzına götürdü. Cevahir kadri bilmez bu şehrin ademi canım. Seni boncuk sanırlar. Sakın incinme sultanım. Müftü Bey bir beyit okudu ve anlamında da herkesten önce kendisi duygulandı. De Konuşmaya devam edebilmek için çok zorlandığı her halinden belliydi. Şadun hocam benim hem hafızlık hocam hem de beni okutup müftü yapan insandır. Efendim ben Sinop Erpedekli fakir bir ailenin çocuğu iken elimden tutup bana yol yordam öğreten, Hafızlığımı tamama erdiren ve müftü oluncaya kadar da elimi bırakmayan cennet mekan Şadan hocamızdı. Buraya gelirken ilçe girişinde cenaze hangi camiden kalkacak diye sorduğumuzda insanlar bize ha deli Şedon'un cenazesi mi diye sordular. Şedon'la yahu müftü efendi öyle bir bağırdı ki durduğum yerde yarım adım geri atmışım. Birinin çıkıp tazirine bir cevap vermesini bekler gibi de uzunca bir süre bekledi. Sonra sakinleşti. Şadan hocamız arif bir zat idi, fazıl bir zat idi, kamil bir zat idi. Sonra tekrar sinirlendi. Fakat siz onun kıymetini bilmediniz. Vallahi Müftü Bey tekrar öyle bir bağırdı ki ben dahil herkes suçlu olduğumuzu peşinden kabul edip cezamızı bekler hale geldik. Tokat valimiz de buradalar. Kendileri de şahittir. Biz kendisine lojman da tahsis ederek şehrimizin çocuklarına ve cemiyet hayatımızda üstün hizmetlerine devam etmeleri için Şahadun hocamıza çok yalvardık. Fakat o nefis terbiyesi adına her Ramazan sonrası kendi şehrine dönmekte ısrar etti. Gönül kanı al değil yeşil asmaya benzer. Meğer ki ölmez nefsi dalında asmaya benzer. Derdi sık sık. Onun yeşil asmalarla bir derdi vardı. Çözemedik. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim cümlemizi cevherin kadrini bilenlerden eylesin. Buyurun. Müezzin Efendi cenaze namazını kıldırdı ve cenaze arabasına konmak yerine Hafız Şadan Efendi'nin tabutu eller üzerinde mezarlığa doğru hareket etti. Farklı yoldan biz de mezarlığa gitmek için Arifli arabaya binmiş beklerken hafiften sonra da yüksek bir katılımla cemaat bir toplu söyleyişin içinde uzaklaşarak gözden kayboldu allah Ekber, allah Ekber La ilahe illallah, allah ve Ekber Arif de dahil, müezzin efendi de dahil, müftü efendi de dahil hiçbirinin bilmediği bir şey daha var. Dün ağlayarak evine gelen Şahdan abi önce abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini semaya açıp şöyle devam etti. Ya Rabbi! Zarife kulunun ömrünü benim sabrıma, benim sabrımı da onun ömrüne bağladın. Lakin benim artık dayanacak takatim kalmadı. Ya Rabbi, zarife kulunun bu dünyası için benim kendi dünyama geçişimi artık erteleme. Ya Rabbi, sana kavuşmamın beni yakan hasretini susturmak için nefsimi eziyetimi insanlar yanlış anlamaya başladı. İmtihanım da delalete düşmekten beni muhafazana al. Sonra tekrar secdeye kapandı ve orada komşuların çağırdığı ambulans gelinceye kadar öylece kaldı. Kimsenin bilmediği bir şey daha vardı. Ambulans tek değil iki taneydi. Biri evinden aldığı Şadan Efendi'nin naaşını Vezir Köprü Devlet Hastanesi morguna kaldırırken diğeri Havza Devlet Hastanesi'nden gelip Şıhsafi Köyü girişinde takla atan araçtan çıkardıkları bayan sürücünün cesedini ve hafif yaralı küçük bir kız çocuğunu alıp Samsun'a doğru yol alıyordu. Kimsenin bilmediği son şey ise vefatından dört gün önce getirip bana bıraktığı dört defter. Şadan Efendi'nin içine yıllardır inci inci içini döktüğü dört hazine odası. O dört defteri bırakırkenki sözleri hala aklımda. Oğlum tepemde kuşlar dört dolanmaya başladı. Dört güne kalmaz benim imtihanım sona erer. Yakında ömür vadesi dolan biri yola çıkar da benim çilem de sona erer inşallah.